Sevgili dostlarım hepiniz merhaba hepiniz kanalıma hoş geldiniz evet bu videomuzda şimdi e, doları değerlendirdik önceki videomuzda canlı yayınımızda bu canlı yayınımızda altını, gümüşü, sterlini ve euro'yu değerlendireceğiz sizlerle birlikte e, bunlar hakkında yorumlar yapmaya çalışacağız evet e, ses kontrolü yapalım bir arkadaşlar ses ve görüntü kontrolü beni duyan arkadaşlar varsa yazabilirler mi ses nasıl Evet yavaş yavaş arkadaşlarımız gelmeye başladı Ayhan hoş geldin Zayba selam demiş selamlar Zayba evet ses nasıl Ayhan ses görüntü ve ses iyi Fatih hoş geldin iyi demiş Nuray Albayrak güzel demiş teşekkürler Nuray yalan dünya selam demiş Eray iyi gayet iyi evet arkadaşlar bu videomuzda e, altın oz gram altın Gram gümüş, gümüş ons, e, sterlin TL ve euro TL değerlendirisi yapacağız. Hemen 15 dakika içerisinde bu yorumlarımızı yapalım. Sizler de fazla sıkılmayın. Hem de vaktinizi almış olmayalım. Abdülkadir gümüşle başla demiş. <laughs> Mustafa hayırlı geceler. Hayırlı geceler Mustafa. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Hepinizi şu an görüyorum. Evet gram gümüş diyor yaktı diyor. Abdülkadir Arkadaşlar e, gram gümüş güzel yükseldi geçenlerde Bu fırsatı değerlendiremediniz mi acaba? Aslında 2-3 gündür e, bununla ilgili yükseleceğiyle ilgili e, bir tobomuzun olduğu ile ilgili videolar yapmıştık, Bunları değerlendiremedik mi acaba? Özellikle gümüş ve altın tarafıyla ilgili. Ses güzel demiş. Ümit hoş geldin. Selamlar. Recep selamlar demiş. Selam Recep. Gümüş gümüş dedik milleti yine. Terste bırak demiş Serdar. Serdar hoş geldin. Nuray videoyu beğenmeyi unutmayın. sağ ol Nuray teşekkür ederim. Evet arkadaşlar videoyu beğenmeyi unutmayalım. Ee, baştan söyleyelim. Sonra unutuluyor. Ee, videomuzda beğenilerimiz çok düşük kalıyor. Tabi bu da e, videonun daha az görüntülenmesi demek. Ee, videolarımız maalesef az görüntülü seyrediliyor arkadaşlar. Kolay gelsin. Teşekkürler Serdar Kaan. PC'den neden bu işi yapmıyorsun kardeş? PC'den de yaparız. E, telefondan daha kolayıma geliyor ondan diyelim. Evet PC'den de yaparız. Neden olmasın? Evet ons altında hemen başlayalım arkadaşlar. E, yavaş yavaş arkadaşlarımız da toplandı zaten. Hemen PC'den e, şey altın ons'tan PC'de kaldık bak aklımız. E, hemen altın ons'ta başlayalım Şimdi altın ons'taki arkadaşlar özellikle bakın şunu da bir açayım arkadaşlar ee, bir dakika yazıp çizelim oradan daha güzel olacak bizim için evet <laughs> altının onsu şimdi altının onsu tarafında olan arkadaşlar e, beni çok iyi dinlesinler altındaki değerlerimiz özellikle 1837 bizim Şuradaki oluşumuz bakın bizim takip ettiğimiz şurada altının 10 tarafında oluşumumuzun alt tarafı 1837 ee, bizim üst tarafımızda 1927 bu kısada takip edeceğimiz kanal aralığı arkadaşlar 1837 ve 1927 seviyesi yani biz e, altının 10 tarafında özellikle 1837 altında bir kapanış yapmadığımız müddetçe e, bizim buradaki ancimiz 1870 olacak ve bu 1870 seviyesi üzerinden de ilk etapta altının 10 tarafında bizim 1927'li seviyelere doğru gitme beklentimiz var Tabii bunun için şartımız ne arkadaşlar burada çizdiğim grafiği Sizlerde e, bir yere not alın verdiğim rakamlar önemli basit 2 3 tane rakam fakat bizler için hayat kurtarıcı 3 rakam. Bu rakamlar içerisinde 1837 ve 1927 bizim altının onsunun hareket etmesini beklediğimiz kanal aralığı. Yani bu aralıkta dalgalanma yapmasını bekliyoruz. 1837 aşağı yönlü kırılmadığı müddetçe yukarıda 1837 ve 1927 kanal aralıklarında hareket. 1927 işte e, yukarı yönlü kırıldığı vakit arkadaşlar o zaman diyebileceğiz ki altında buradaki büyük hareket başladı şurada gördüğü büyük hareket o zaman altın tarafında başladı ve yukarıya yönlü altında artık büyük oluşum tamamlandı 2000 dolarlar seviyesine doğru altının ons tarafı hareket edecek diyebiliriz Onun için de e, bizler için ee, 1927 ilk etaptaki kısa altının çalışmasını beklediğimiz Aralık 1837 ve 1927 Ayrıca şurada e, 1950 seviyesinde gene Pardon 1850 10 seviyesinde arkadaşlar e, bir desteğimiz daha var Burası da güzel bir destek ve bunun altında da gene 1837 bölgesi destek yukarıda 1870 e, direnç ve onun üzerinde de arkadaşlar 1927 dirençleri altın o tarafında takip edilmesi gereken önemli dirençler arkadaşlar biz bu dirençleri takipte kalacağız ben ben alım fırsatı al e, o, o fırsatları o tavsiyeleri kendiniz vereceksiniz arkadaşlar e, o yüzden bizim kanalımız hiçbir zaman bir alsat kanalı değil e, biz sadece bakın şurası 1837 Bunları hep kanal olarak düşünün. Al sat kararını da kendiniz verin. 1927. Burası bir kanal. Bu kanal içerisinde dalgalanacağız. Bu kanalın aşırılığı yani bu 1927 kırılırsa da 2000 dolarlar altında yukarı görülme olasılığı yüksek. Her zaman ne diyoruz? Kanalın alt tarafları alım için uygun, kanalın üst tarafı kırılmadığı müddetçe de satış için uygun alanlardır. O yüzden e, ben sizlere bunlar artık böyle yazıp paylaşacağım. Siz buna göre kendi kararlarınızı kendiniz alacaksınız arkadaşlar. Düşüş devam eder mi? Sayın başkanım gümüş nelere gider? Gümüşe de gene şimdi birazdan gümüşe de bakacağız. Altından e, güç tarafına geçelim. E, sterlinciler yok mu? 1850 çok Evet 1850'ye dikkat arkadaşlar ama e, altta bence 1837 de güzel arkadaşlar. Bu 1837 altına inilmeyecek. O, altında bir sinyaldir. Yukarı yönlü hareketi tetikleme sinyali. Evet 1850 güzel bir dirençti. Şimdi bizler için güzel bir destek konumuna geldi. Zaten üst taraflar boşaltılıyor. Orayı kırılmanın zaten e, yukarıdan satış 1910'lu civarlardan satış gelmesi de buraya yerleşen e, satıcıları boşaltıyor olabilirler. Yani e, zaman içerisinde buraya yavaş yavaş boşaltıp zayıflatmaya çalışıyorlar. Doğrudur 1850 kuvvetli bir e, direnç şu an destek konumunda. E, fakat yukarılardaki e, satıcılar da yerleşmiş durumda. Gram altın, gram altına hemen bakalım gram altında bizler için önemli seviyeler hangi seviyelerde? Sizlerle birlikte bunu bulalım. Evet. Evet. Gram altına baktığımız zaman arkadaşlar gram altında gene bizler için önemli seviyeler. Bakın şurada yatayda demeden bir hareketimiz gram altında 451 şey 455 ve 472 burada yatayda devam ediyor gram altın e, dolar bazlı yatayda gram altının zaten hareket edeceğini söylemiştik e, dolarda da şöyle bir durum var arkadaşlar eğer altın 1850 üzerinde kalmasına devam edebilir çünkü dax'ta biraz e, kuvvetli yukarı yönlü e, hareketler dax'ta Yaşanmaya başlayınca birazdan DAX'ın o hareketlerine de bakarız. Eğer gram e, dolar TL de 7.68 üzerinde kalıcılık sağlamaya başlarsa e, bu da 7.93'e doğru e, dolar TL'yi götürecek hareketleri tetikleyebilir. E, bununla birlikte altının onun da yukarıda olmasından kaynaklı olarak gram altında birden 478'li seviyelere gidebiliriz. Onun için gram altındaki arkadaşlar da dikkatli olsunlar. 455 özellikle gram altında bizim bakın şurası hemen gram altın takipçileri için seviyeleri verelim. 455 472 ve 478 kanalımız 455 472 kanalı 472 kanalını eğer kırmayı yukarı yönde başarabilirse arkadaşlar şu 455 kanalın en alt kısmıdır arkadaşlar. Şu 472'de kanalın üst tarafı hareket burada gerçekleşiyor. 455 aşağı yönlü kırılmadığı müddetçe hareketin tekrardan bu 472-478 aralığında e, hareket etmesi beklenebilir. O yüzden gram altındaki arkadaşlar özellikle 455 takipte kalacaklar. Yukarıda da e, bizler için 455 kırılmadığı müddetçe takip etmemiz gereken rakam 478 rakamıdır gram altında. Ee, olduğu oldu e, kötü bir senaryo arkadaşlar. Bu da her zaman B planımız olsun. 455 kırılır. Buradan kapanış gelirse işte o zaman gram altıncılar 440'lı rakamları düşünebilirler. Fakat 455 kırılmadığı müddetçe yukarıdaki hareket alanımız 455 ve 478 aralığı. Orta vade altın mı gümüş mü fark etmez. E, gümüş çok hızlı e, hareket eden bir metal arkadaşlar. Yani altının onsuna göre çok e, bu metallerin aşağı çocuğu diyorum ben zaten gümüş için. Gümüş çok hızlı yukarı hareketler edebildiği gibi çok hızlı da aşağı yönlü hareketler yapabiliyor. E, altın ona keza daha e, hareketleri daha yavaş. Gümüş nazaran daha yavaş. Gümüşün kazancı kuvvetli olduğu gibi eee miktarda birden sert olabiliyor. Aksiyon sevenler için gümüş diyelim o zaman. <laughs> Asıl soru ben niye bu kanala aboneyim? Unu. O ne demek? kaç yıl Dolar endeksi başkanım. Dolar endeksinde hareket başladı Uğur. Dolar endeksinde özellikle e, bakalım. Şimdi size şuradan dolar endeksini evet görüyorsunuz. Şu günlükte aylıkta açalım. Bakın arkadaşlar aşağı doğru daralan üçgen içerisindeki hareketlerini yapıyor fakat günlüklerde de baya bir gelişme var. Şu an bu alan içerisinde Evet 89 40'lı civarlarında artık e, bir dip yapmış ve bu yukarı yönlü hareketlerine devam etmek istiyor. Şurada yukarıdan gelen mavi çizginin üzerine çıkmayı başarırsak arkadaşlar özellikle de fiyat burada yani 92'li fiyatların üzerine çıkar. Şuradaki mavi çizginin üstüne yerleşebilirse e, dolar endeksi de yukarı yönlü 94 95 civarlarına doğru kendini yukarı zorlayacaktır. Özellikle altındaki arkadaşlarla birlikte e, burayı takip ediyoruz. Yani dolar açmak için bu dolar endeksi yukarıdaki düşen çizgisini yukarıya kırdığı vakit işte altın tarafından e, ben şahsen <laughs> dolar tarafına geçmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Burası yukarı kırıldığı zaman. Kısa da baktığımız zaman da yukarıyı zorlayan, özellikle yukarıdan düşen tren çizgisini zorlayan. E, kanala doğru yaklaşmış durumda arkadaşlar 91 92 20 Evet 92 20 üzerinde kapanışlar gelmeye başlarsa bu kanal yukarı doğru kırılır İşte o zaman globalde de Arkadaşlar bu dolar endeksi güç kazanmaya başlar Ka başlamasıyla birlikte de e, hareketler yukarı yönlü hareketler görebiliriz O yüzden dolar endeksini takipteyiz hemen Gümüşe bir daha tekrardan bakalım arkadaşlar Gümüş Gümüş ons Gümüş ons'taki arkadaşlar özellikle 24.94 desteği burada mevcut arkadaşlar bakın Gümüşün onsunda şurada 24.94 kanalın alt hareketleri her zaman kanalda aşağıda alış yukarıdan satış şeklinde Eğer kanalların üstleri altları kırılması satış şeklinde değerlendiriyoruz. Unutmayın arkadaşlar. E, 24.94 üst kanalımızda arkadaşlar 26.34 seviyesinden geçmekte. 26.34 yukarı yönlü ons tarafında e, kırılma yaşanırsa eğer gümüşün onsunda işte o zaman gümüşün onsunda bizlerde bizler de tekrardan 26-27 e, 26, 60 27 dolar seviyelerine doğru yukarı yönlü hareketleri görebiliriz kötü senaryomuzda 2494'ün aşağı kırılması Eğer burada böyle bir kırılma yaşarsak da arkadaşlar oluşumun başladığı yere geri döneriz orası da 2408 seviyesinde bulunan oluşum e, Fakat biz ilk etapta 24.94 kırılmadıkça yukarıda 26 34 ana hedefli e, gümüşün onsunda da hareketleri takipte kalalım derim ben. Evet, en kuvvetli desteği de 24.08 desteği. E, buradan yükselişini aldı ve e, 27 geçenlerde 27 dolarlar üzerine kadar da götüren destek arkadaşlar bizim için bu destekte de bayağı kuvvetli bir destek. Gümüşün ons tarafında evet. Gümüşün gramına da bakalım. Gümüş gramdaki e, bizler için. Önemli seviyelere bir kere 6.20 kuvvetli destek arkadaşlar bakın. Gümüş gramda onda ons grafiği üzerinde hemen anlatayım size. Şuradaki 6.20 bizim kuvvetli destek bölgemiz. Burası da 6.45 bugün itibariyle kuvvetli e, direnç bölgemiz. 6.45 üzerinde kapanışlar görmeye başlarsak işte o zaman 6.85 hedefine doğru gümüşteki gramdaki hareketleri yaşayabiliriz kötü senaryomuz 6.20'nin kırılması 6.20 kırılırsa gümüş gram tarafında Arkadaşlar o zaman 6.05 seviyesinde bulunan bölgeye doğru gümüşün gramında aşağı çekilmeler yaşayabiliriz 6.05 6.45 uzun banttaki kanal aralığımızda aşağı yönlü kırılmadığı müddetçe e, pozisyonlar korunur arkadaşlar. Gümüşün gram kısmında yani 6.05 kırılmadığı müddetçe yukarıda 6.45, 6.05, 6.20 e, gitgellerin yaşanabileceği kanal aralığı. Ne zaman ki 6.45'i yukarı kırarsak arkadaşlar işte o zaman gümüşün gramında tekrar. 7-11 dolarlar seviyesine doğru yukarı hareketler görebiliriz. Suat iyi akşamlar başkan demiş. Çok teşekkürler Suat hoş geldin. Ergün Merkez Bankası faiz arttırısı altın ve doları. E, dolarla ilgili değerlendirmemizi bir önceki videoda yaptık. Bu, bu videomuzda sadece e, gümüş, altın, sterlin ve euro yapıyoruz arkadaşlar. Bunlara bakıyoruz. Dolarla ilgili, merkezle ilgili düşüncelerimizi bir önceki videoda izlerseniz onları zaten anlattık. Tekrar tekrar anlatmaya da gerek yok. Sterlin'e de bakalım hemen. Sterlin'deki arkadaşlar için. Evet. Sterlin ayın 31'inde artık Brexit'in son sürecine gelmek üzereyiz arkadaşlar. Sterlin'de bizler için özellikle geniş Kanal ara arkadaşlar şurada bakın bu kanalın alt tarafı 997 kanalın üst tarafı da 10.47 Evet biz Elliot dalga teorisine göre olabilecek hareketlerin e, geçebileceği e, çalışabileceği kanal hareketleri altta 997 yukarıda da 10.47 yani 997 kırılırsa Sterlin'i takip eden arkadaşlar 9.97 kırılırsa işte o zaman panik yapabilirsiniz. Ee, aşağıda 9.97 altındaki e, 9.21 seviyesine kadar Sterlin'i aşağı yönlü çekebilir. Fakat 9.97 kırılmadığı müddetçe de yukarıda bizler için bir 10.16 desteği gene var burada o kanalın orta kısmında. 10.16 desteği ve onun üzerinde 10.47 destek noktaları mevcut. Eğer ki sterlinde 10.47 üzerinde kapanışlar başlarsa arkadaşlar bu sefer bir yükseliş kanalının içerisine daha gireriz. Bu yükseliş kanalının hedefi de 10.47-11.28 aralığında çalışır. Tabi 9.97 üzerinde fiyatlamaların devam etmesi halinde. Şurada arada 9.97 üzerinde bir fiyatlama zaten sterlinde oluyor. Bakın şurada bir mallanma fiyatlanma görülmekte O yüzden 997 önemli bunun altında bir kapanış görmediğimiz müddetçe yukarıdaki hareketleri takip edeceğiz Ömer platin platin de e, platin iyi durumda Arkadaşlar ben bir grafiğine baktım fakat ben de platinin grafiği yok yalnız platine baktım Evet soranlar çok oluyor e, platin de ilerisi için iyi bir yatırım gibi durmakta orada da bir hızlı hareketler yaşanabilir Evet Ömer. Platin'de hızlı hareketler yaşanabilir. Platin tutulması gereken bir ürün olarak şu an gözüküyor. Yılbaşına girerken altın için ne diyorsunuz? Demiş Büşra. Yılbaşına girerken artık arkadaşlar yavaş yavaş e, bilançolar kapatılıyor. E, nakite geçişler oluyor. Bunun içinde altın, dolar, euro, sterlin e, para bozulmaları oluyor. Koronelli hoş geldin. Teşekkürler. E, bu yüzden bu Metallerde ve e, TL-bacaklı kurlarda aşağı yönlü hareketler görmemiz olan e, bu dur durağan seyir yani verdiğim size alt rakamlarla üst rakamlar arasında zaman zaman yukarı veya aşağı yönlü hareketler olacaktır çünkü artık Noel tatilleri de başlayacak Avrupa'da birçok yatırımcı nakite geçmek isteyecektir e, fakat e, Ocak ayından sonra artık herkes yeni yatırımlarına karar vereceği için. Özellikle altın tarafında e, yukarı yönlü hareketlerin gene başlayacağını e, umut ediyoruz arkadaşlar. Daha doğrusu tahmin ediyoruz. Yatırım tavsiyesi olmamak koşuluyla. Evet, bakmadığımız ne kaldı arkadaşlar? Euro'ya bakmadık herhalde. Euro'ya da bir bakalım hemen. <laughs> Euro Tr Euro'daki hareketlere bakalım. Evet, Euro'da. Burada yukarıdan gelen kanalın üzerinde tutulmaya çalışıyor. Burada güzel bir desteği var arkadaşlar. 927 civarlarında geçen 893 kanalının alt tarafı Euro'nun Euro TL'yi takip eden arkadaşlar. Özellikle Euro'da 893 kanalın alt tarafı belirtelim. Kanalının üst tarafı da. Yani hareketlerin devam edeceği kanal aralığı yukarıda kaç? 9.41 seviyesi. Şurada 9.41 seviyesi gözüküyor. Yani dalgalanma bu alan içerisinde olacak. 8.93 altına sarkılmadığı müddetçe hareketler 9.41-8.93 aralığında takip edilecek. 8.93 altına e, sarkmalar, kapanışlar gelirse işte o zaman yeni fiyatlama olur. Aşağıya doğru e, Euro'da da hareketler görülebilir. Onun altında 8.79 mevcut. Tabii her zaman kanalın görüyorsunuz alt tarafı üst tarafları. Alt taraflar alım, üst taraflar satım. Kanalların üst tarafların kırılımı, e, pozisyonu korunma. Alt kanalların kırılması da pozisyonda bir alttaki destek bölgesini beklemeyi işaret eder arkadaşlar. Sizler de ona göre yatırımlarınızı değerlendirin. Sterlin'de de yukarı yönlü tekrardan hareketlerin hız kazanabilip 9.90 10 seviyelere gidebilmesi için de 9.41 üzerinde kapanışlar şart arkadaşlar. Evet videoyu burada sonlandıralım arkadaşlar. Hemen hemen her şeyden bahsettik değil mi? Bahsetmediğimiz kaldı mı? İddiaya girdik arkadaşımla demiş. Elif Mart'ta gümüş 9 olmazsa iddiayı kaybedeceğim. <laughs> İddianın sonucunu bana da bildirin merak ettim. Mardin'den selam yeni geldim. Gümüş ne olur? Rıdvan gümüşü anlattık hemen. Hemen senin için kısaca bir anlatayım. Gram gümüşte bizler için 6.05 desteği önemli. Bu destek altında e, gram gümüş kapanış yapmadığı müddetçe yukarıda kırmamız gereken bir 6.45-6.50 kuvvetli direnç bölgemiz var. Bu direnci aşabilirsek 6.85 ve 7.11'li seviyelere doğru yukarı yönlü ataklar olabilir. 6.05-6.45-6.50. Evet bu kanal aralıklarında şu an için dalgalanıyoruz. Kapanışa göre yorumlasaydık. Neyi yorumlayacağız Serdar? anlamadım Neyse arkadaşlar artık kapatalım bir ee, videomuzda altın dolar e, gümüş hepsini yazdık arkadaşlar Nuray Netflix'te film izliyordum kapattım demiş devam et filmine Nuray tekrarını seyredersin Evet beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar ee, şimdi videomuzu sonlandıralım artık kanalımıza bir beğeni atmayı ve kanalıma abone olmamış arkadaşlar varsa da kendilerini Kanalıma abone olmayı bekliyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.